Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin bu onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Yani Türkiye'yi işgal planı vardı. Öncü birlikler vurulduğu için, indirildiği için darbe gibi görüldü o. Yoksa işgal de bu. Yani klasik İngiliz Derin Devleti'nin Türkiye işgaliydi. Nasıl Çanakkale'yi, İstanbul'u işgal etmiştir, aynısı. İzmir işgali gibi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda yapamadıkları şu an yapacaklardı. Bu ahmakları kullandılar. Bakın onu da seccadenin üstüne çıkarttırmışlar ki kasten. Yani dine önem vermiyorum, seccadeye de önem vermiyorum. Şimdi bu da seccadenin üstüne çıkarak bir şey anlatmaya çalışıyor kendince. Ama zaten bunlar Rumi oldular ve İngiliz Derin Devleti'nin kontrolüne girdiler. Darwinizmi savunuyorlar ve homoseksüelliği savunuyor. Cami yapmışlar, homoseksüeller geliyor camiye. Açıkladı, kendileri açıkladılar. Yani hayali bir şey değil bunlar. Hepsi gerçek. Hepsinin belgeleri var. Sayın Devlet Bahçeli şunları da söyledi. Çanakkale'de yarım kalan zulmü hain FETÖ'cüler tamamlamak istemişlerdir. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir ihanettir. Bir yanda Türkiye, diğer yanda 7 düvel vardır. Taraflar çok nettir. Tam net İngilizlerin devletini teşhis etmiş. Yani daha önce bu söylenmiyordu. İlk defa biz söyledik İngilizlerin devletini. Ondan sonra devlet, hükümet, muhalefet, herkes sahip çıktı bizim bu açıklamamızın gerçek olduğuna. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahbeline bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyun yapsın, buna müsaade etmeyiz. Ne ordumuza zeval gelir, ne polisimize zeval gelir, ne Türkiye'yi öldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veya PKK'yla olan cephedir. Yani onlara karşı mücadele ederiz. Onun dışında bir şey yok.